Yeni gün İstanbul Mobilya Fuarı'nda. Evet, İstanbul Mobilya Fuarı öncesi Doğanlar Holding sahibi, yönetim kurulu başkanı Sayın Davut Doğan'la birlikteyiz. Davut Bey, öncelikle fuar için neler söylersiniz? Bu fuarı neredeyse yaklaşık 20 yıldır yapıyoruz. Yani her geçen gün de üstüne bir şeyler koyuyoruz ve artık bildiğiniz gibi son 2-3 yıldır da tek alanda yapamıyoruz. Yani iki alanda ayrı ayrı fuar yapmak durumunda kalıyoruz. Ama hepsi tek isimde yapılıyor. Yani Türkiye'de burada 1000'den fazla firma katılıyor ve 3000 civarında da marka katılıyor. Bu artık Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı olduğunu söyleyebiliriz. Beklentilerimiz de yüksek. Burada dışarıdan alıcılar geliyor ve gün geçtikçe fuarımızda geliştiğini görüyoruz. Peki, Türk mobilyacısının ana hedefi nedir? Biz bundan 20 yıl kadar önce dünyada 21. sıradaydık Türkiye mobilya sektörü olarak ve arkadaşlarla bir hedef koymuştuk ilk 10'a girelim diye ve bu artık ilk 10'a girdik. Şu anda da dünyada 7. büyük ihracatçısıyız Türkiye olarak. İlk 5'e ne zaman gireceğiz? Hedefimiz bu önümüzdeki 3 yıl içinde inşallah ilk 5'e de girmiş olacağız. Peki, mobilya endüstrisinin en önemli sorunu eğitimli eleman yetersizliği mi? Bunu hangi sorunlar takip ediyor? Bizim mobilya sektörü olarak en önemli sorunumuz haksız rekabetti. KDV indirimiyle birlikte bu haksız rekabet önemli ölçüde ortadan kalktı. Şu anda da en önemli sorumuz kalifiye eleman bulmakta zorlanıyoruz. Onun için de meslek liselerinin özendirilmesi, özellikle mobilyacılık bölümlerine önem verilmesini bekliyoruz. Peki efendim. Özgün tasarım eksikliği konusunda neler söylersiniz? Valla bu tasarım ve Ar-Ge konusunda da devletimiz artık oraya ciddi teşvikler veriyor. Onun için bizim gibi büyük markalar özellikle kendi Ar-Ge merkezlerini, kendi tasarım merkezlerini oluşturmaya başladılar. Bu da bizi oldukça motive ediyor. Yani daha özellikle büyük markalar daha özgün tasarımlara önem veriyor. Peki, özellikle son bir yıl içinde yüksek enflasyon ve vatandaşın düşen alım gücü mobilya sektörünü ne yönde etkiledi? Ya, mobilya sektöründe bir duygusal bir sektör. Burada evliliklerin olduğu bir sektör. Dolayısıyla her yıl bizim yine Türkiye'de 1 milyon civarında ev satılacak. Bir şekilde yeni konutlar açılacak. Yine 600-700 bin arası evlilik olacak. Bunun dışında boşanmalar da artsa ama bu mobilya sektörü açısından da ayrı evlerin açılıyor olması nedeniyle de mobilya sektörü hiçbir zaman öyle krizlerin yaşadığı bir sektör olmuyor. Genelde sürekli bir büyümelerin olduğu bir sektör oluyor. O nedenle bizim sektör olarak herhangi bir endişemiz yok. Yani daralmayla ilgili. Peki biraz önce KDV indiriminden bahsettiniz. Mobilyada KDV indiriminin etkisinden bahseder misiniz biraz? Satışlarınız ne kadar arttı? Siz Kelebek Mobilya'nın da sahibisiniz aynı zamanda. Bizim 5 markamız var Doğanlar Mobilya olarak. Doğutaş var, Kelebek var, Lova Yatak var. Rum Store e-ticaret sitesini yaptık şimdi. Orada da satışlarımızı yapıyoruz pazar yerlerinde. Bir de uluslararası mı bu? Bak var. Uluslararası evet. Amerika'da örneğin kendi şirketimizi kurduk. Londra'da kendi şirketimizi kurduk. Orada da e-ticaret satışları yapıyoruz. Bunun dışında Senegal ve Kıbrıs'ta da kendi şirketlerimizi kurduk. KDV indirimi sektördeki haksız rekabeti ortadan kaldırdı. Çünkü kayıt dışı yoğun çalışan bir sektördü. KDV indirimi olunca diğer firmalar da, kayıtsız dışı çalışan firmalar da kayıt altına girmeye başladılar. Bu da bizim gibi markalı mobilyacılar için de büyük bir avantaj oldu. Peki, mobilyacılar olarak yurt içinde rakipsiniz. Biraz önce haksız rekabetten bahsettiniz ama yurt dışında birlikteliğiniz var. 7 markanın hani kurduğu bir şirket. Biraz bundan bahseder misiniz? Tabii biz 7 tane mobilyacı bir araya geldik ve FTR diye Furniture yurt dışı dışarı şirketi kurduk. Şimdi bu dışarı şirketi özellikle Amerika pazarıyla ilgileniyor ve oradan zaman zaman alıcılar geliyor, görüşmeleri yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de böylece bir ilk ihracatımızı da gerçekleştirmiş olacağız. Burada biz 7 mobilya firması birleşince Türkiye'nin en büyük mobilya fabrikasını oluşturmuş olduk. Bu açıdan da motivasyonumuz yüksek. İnşallah gelecekte de bunun somut sonuçlarını almış olacağız. Peki efendim, çok teşekkürler. Teşekkür ederim.